Herkese günaydın arkadaşlar. Bu sabah sizlerle birlikte Bantaş Bandırma Ambalaj incelemesi yapacağız. Öncelikle bununla alakalı temel analiz videosu çekeceğiz. Ardından da direkt teknik analiz videosu. Biliyorsunuz artık yeni sistemimizde çok fazla uzamaması için videoların iki ayrı bölümde inceliyoruz bir şirketi. Yani temel analiz, teknik analiz şeklinde. Geçen sefer de söylemiştim. Buna dair tavsiyelerinizi, görüşlerinizi belirtin lütfen yorumlarda. Yani farklı şeyler de olabilir. İstediğiniz konuları belirtin lütfen. Şimdi arkadaşlar incelememize geçmeden önce hızlıca bir yasal uyarımıza bakacağız. Onu şöyle şu şekilde açalım arkadaşlar. Evet. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk aldığınızda ve portföy yapınızı uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanızı bekleriz arkadaşlar. Bunu gösterdikten sonra şöyle düzeltelim. Şirket bilgilerine geçelim. Vantaj, bandırma ambalaj, metal ambalaj çeliğinden her türlü metal ambalaj üretimi ve ticareti, imalatta kullanılan her türlü ambalaj çeliğinin temini ve depolaması, offset baskı ve serigraf, litograf yapılması, diğer her türlü metal dışı ham maddelerden ambalaj üretimi ve ticareti, metal offset baskı ve teneke kutu üretim hatları ile müşterilerin istekleri ve talepleri doğrultusunda gıdaya uygun peynir, zeytin, turşu, zeytinyağı, nebati yağ, madeni yağ ve boya sektörleri için teneke kutu üretmektedir. Arkadaşlar şirket ambalaj üretimi yapıyor. Yani ürün gamı çok çeşitli, geniş ama yani faaliyet alanı ambalaj üretimi. Şimdi son dönem verilerine hızlıca bir göz atalım. Bir haftalık getirisine baktığımızda ise senedi %3,07 değer kazanmış. Bir aylık getirisi eksi %7,35 olarak gerçekleşmiş. Yani hisse senedi %7,35 değer kaybetmiş diyebiliriz. Yılbaşına itibaren getiriye baktığımızda %7,46 değer kazanmış hisse senedi. Bu da 1 Ocak 2021'den günümüze kadar olan süreçte ki hisse senedinin performansı, yani hisse senedi %7,46 değer kazanmış dediğim gibi. 12 aylık getiriye baktığımızda ise bu da şu demek: 6 Mart 2020'den 6 Mart 2021'e, yani günümüze kadar olan süreçte hisse senedi %107,60 primlenmiş. Haftalık ve aylıkta BIST 100'ün gerisinde kalmış. Yılbaşından itibaren getiri ve 12 aylık getiri de BIST 100'e göre daha iyi bir performans göstermiş. Şimdi son çeyrekler itibariyle finansal verileri karşılaştıralım. Yani 2019 4. çeyreği 2020 4. çeyreği şeklinde. Bu biliyorsunuz hani yılın tamamlığı da sadece çeyrekte itibariyle. Satışlar %44,6 artmış arkadaşlar. Evet. Net kar %5,2 artmış. FABÖK %67,3 artmış arkadaşlar. Bunlar 4. çeyrekte itibariyleydi. Öz kaynaklar hani biliyorsunuz çeyrek değil tamamına dair bir veri. Bu da %57,9 artmış. Yani çeyrek bitti de güzel bir performans göstermiş. Bunu zaten bilanço incelemesi yapacağız birazdan. Malum yıl sonu verileri açıklandı. Galiba 16 Şubat'ta açıklanmıştı. Orada onlara da değineceğiz. Şimdi sadece 4. çeyrek karşılaştırması yaptık. Şirket temettü vermiyor. Hisse başı kar 2019'da 20 kuruşken 2020'de 33 kuruşa çıkmış. Yani evet 13.65 %65'lik bir artış demek arkadaşlar bu. Gayet iyi. Daha başka söyleyeceğimiz neler var diye baktım. Şimdi şeye geçelim arkadaşlar. Şunu yana çekiyorum. Grafiğimizi açalım. Burada şirket kartına bir bakalım hızlıca. Şunu düzeltiyorum. Evet. Şurada ortaklık yapısı var. Burada iştirakler var. İştiraki bulunmuyor şirketin. Öncelikle şunu söyleyeyim. Balıkesir Bandırma isminden de anlaşıldığı gibi şirketin merkezi. Evet. Merkez Bandırma. Şurada faaliyet alanı yazıyor arkadaşlar. Metal ambalaj çiftliğinden diye. Bla bla. Bunu arkadaşlar zaten belirttik. Net döviz pozisyonuna geçmeden önce şu ortaklık yapısını bir inceleyelim. Az önce atladık. Fikret Çetin'in %13,95 payı bulunmaktaymış. Adnan Erdoğan %12,83. Mutlu Aseki %6,65. Emine Sevgi Biravda %6,65 şeklinde.
%59 ve %92'lik kısımda diğer dedi başta altında. İştirak bulunmuyor dedik. Döviz pozisyonuna baktığımızda varlıklardan yükümlülükleri çıkardığımızda 51.569.197 lira gibi bir değere ulaşıyoruz. Ki bu iyi arkadaşlar. Nedeni piyasa değeri zaten 400 milyonluk bir şirket. 8'de 1'i kadar da döviz pozisyonu varmış. TL'ye çevrilmiş hali tabii ki. Bundan bahsettikten sonra evet onu söyledik. Net TL'ye çevrilmiş hali. Piyasa değerine geçelim. 406 milyon 350 binmiş piyasa değeri. Net satışlar 12 aylık 162 milyon 399 bin 924 lira olarak gerçekleşmiş. Yani ne kadar? %40 gibi bir seviyede gerçekleşmiş. Piyasa değerinin %40 kadar net satışlar. Gene 12 aylık net kâra baktığımızda o da 25 milyon 319 bin 958 lira olarak gerçekleşmiş. Bu değerde arkadaşlar yaklaşık 6-7'de biri civarında yani %15'i. Net satışlarının %15 seviyesinde gerçekleşmiş net kar. Şu oranları ayrıntılı inceleyeceğiz. Hızlıca alttaki oranlara bakalım. Cari oranının yüksek olması pozitiftir arkadaşlar. 3. çeyrekten 4. çeyreğe geçerken düştüğünü görüyoruz. Kısa vadeli borçlar vadesi 1 yıldan kısa olan borçlar. Uzun vadeli borçlar da 1 yıldan uzun olan borçlar. Toplam borç kısa vadeli borçlarla toplam borç pardon. Toplam borç kısa vadeli borçlarla uzun vadeli borçların toplamıdır. Kısa vadeli borçların toplam borçlar içinde az bir yer kaplaması pozitif karşılanır. Nitekim burada biraz olumsuz bir görüntü var. 3. çeyrekten 4. çeyreğe geçerken artmış. Yani son döneme işte %29 uzun vadeli borçlar, %71 de kısa vadeli borçlarmış. Toplam borçlar bölü toplam aktiflerin de küçük olması istenir. Bu da 0.18'den 0.16'ya düşmüş. Pozitif. Nakit benzeri böyle ortalama genel gider. Bunun da gene büyük olması istenir arkadaşlar. Ama çok fazla nakit de olumsuz. Her zaman belirtiyoruz. Yani nakdin verimsiz kullanılmasına, atıl kaldığına delalet. Bu da büyüdüğünü görürüz. 2.57'den 3.18'e çıkmış. Pozitif gene. Hemen kapatalım. Çok fazla vakit kaybetmeyelim. Şurada detay bilgilere bir girelim. Az önce de bahsettik. Piyasa değeri 406 milyon. Öz sermaye de 220 milyon. Yani öz sermaye dediğimiz defter değeri. İkisi arasındaki farkı net kârı ile kaç yılda amorti eder buna bakıyoruz. Ya da piyasa değerini net kârı ile kaç yılda çıkarır buna bakıyoruz. 406 milyondan 220 milyonu çıkardığımızda 180 milyon gibi bir değere ulaşırız. Bu da yaklaşık 7-8 yıl gibi bir süre demek ki 10 yıldan az gayet pozitif. Yani bu iyi. Piyasa değeriyle defter değeri arasındaki farkı 8 yıllık net kârı ile çıkarabiliyor demektir. Şirket ana pazarda işlem görüyor. Sektör metal eşya, makine, elektrikli cihazlar vesaire vesaire. Ama ambalaj şirketi biliyoruz. Bunları söyledikten sonra arkadaşlar sizden istek geliyor. Hatta bazen eleştiri de gelebiliyor. Şu ilişkili haberler kısmı her zaman belirtiyorum. Kap bildirileri ve şirket analiz raporları haberler burada yer alıyor. Buradan lütfen bakın yani çok zaman aklınızı almak istemiyorum. Ama biz şimdi hızlıca bir değinelim. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar eleştirebiliyor. Sermaye arttırma 12. ayda gerçekleşti arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Aşağı inip bakmayacağım ona tekrar. Yani rüçhan hakkı kullanılmayan da 12. ayın sonunda piyasaya verildi, işlem gördü vesaire. Onun dışında şurada şöyle bir haber var. Herhangi bir ortaklık ya da satış gibi bir girişim içinde yer almıyoruz denmiş. Böyle bir kap açıklaması var. 1 Şubat'ta. Buna dönük geriye dönüp baktığımızda 2018'de böyle bir ortak arayışı gibi bir şey olmuş. Hatta bir danışman şirketle anlaşılmış. Sonradan ekonomik konjonktür yani dünyadaki genel görünüm olumsuz olduğu için bu ortaklığa son verildi diye bir haber vardı. 2018 bakarsanız görürsünüz. Bu ve şimdi bir haber daha var ona da bakalım arkadaşlar. Şurada kayıtlı sermaye yani dün itibariyle kayıtlı sermaye tavanı işlemlerinin ne ilişkin bildirelim demiş. Bu şurada gördüğünüz gibi 100 milyonmuş. 2025 sonuna kadardı sanırsam. 250 milyona çıkarılması. Evet şurada o da yazıyor zaten. 2025'e kadar 250 milyona çıkarılması planlanmış. Bu tabii 2025'te tekrar istenirse arttırılabilir. Derken yani süre arttırılabilir. Yani hani bu iline 2025'te kalması gerekmez. Ama bazen şöyle durumlar da oluyor. Şirket agresif büyüyorsa çok daha kısa sürede bu tavana da yaklaşılıyor.
Yani süre dolmadan da tekrar artırma gidilebiliyor. Bu arkadaşlar bedelli ya da bedelsiz sermaye artışı değil. Ama şunu gösteriyor. Az önce o 2018 haberiyle de alakalı bahsetti. Yani şirketin büyüme planları var. Yani bu önemli, pozitif. Zaten birazdan göstereceğim bu hani 2000 pardon evet 2020 Aralık'ta yapılan sermaye artırımından gelen paranın ne şekilde kullanıldığına bakacağız. Şirketin agresif büyüme planları olduğunun göstergesi. Bu biraz daha şahsi ya ekstra bir yorum diyebiliriz. Bunu belirteyim. Neredeydi arkadaşlar? Şurada kullanım diye bir şey vardı. Şu olabilir bir bakalım. Ha, kullanımına ilişkin rapor diyor arkadaşlar. Vantaj, bandırma. Bu sermaye artırımından gelen evet. Bunu açıyorum arkadaşlar direkt. Şurada ben onu açmıştım. Şimdi bu gelen paranın bir kısmının nerede kullanıldığı gösterilmiş. Yani bu hani en başta ne kadar arttırıldı? 16 milyon 250 bin arttırılmış. 80 milyon 625 bine çıkmış. Buradan gelen paranın 4 milyonluk kısmı şu şekilde. Pardon, 24 milyonluk kısmı şu şekilde kullanılacakmış. Yanlış söyledim. 24 milyon 188 bin. Bakın, offset tesislerin kapasitesinin arttırılması 6 milyon yaklaşık %25'liğine tekabül ediyor. Yani 24 milyonun 4'te 1'i. Kesim hattımızın kurulması 5 milyon. Kutu tesislerinde tam otomatik kapak hattı ve eklerinin alınması ve gerekli altyapının kurulması 4 milyon. Üretim yeri çeşitlendirme amacıyla gerekli hazırlık ve altyapı kurulması 3 milyon. Bina inşaatı 3 milyon. Teneke levha, ebatlandırma makası 2 milyon. Enerji ve altyapı giderleri 1 milyon. Ürün çeşitlendirme konularında üretim ve pazar alanları olanaklarının araştırılması 188 bin. Yani bu piyasa araştırması da Ar-Ge denmez ama yatırım araştırma harcaması denir. Bu da olumlu. Yani küçük bir yer tutuyor ama olumlu. Bunları belirttikten sonra şunu söyleyelim. Yani gelen para ağırlıkla arkadaşlar yatırıma. Ağırlıkla değil %100 yatırıma kullanılıyor. Bu olumlu. Yani bu hani cironun, üretimin, kapasitenin her şeyin artacağını ve haliyle karlılığın artacağını yani en azından bu yönde bir girişimin göstergesi. Şurada da hemen yapılan harcamalar var. Buradaki arkadaşlar euro 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 olarak şey yapılmış zaten. Yani şurada TL karşılıkları da var. 4 milyon. Yatırım tutarı 4 milyon. Ödenen kısım 1,5 milyon. Az önce 4 milyon dediğim buydu. Kalan da 2,5 milyon. Yani o 24 milyonun tamamı değil. Şu an için 4 milyonluk kısmı kullanılmış kapak hattı alımı için. Burası ödenen kısım. Pardon, şurası ödenen kısım. Şurası toplam kısım. Yani şurası da kalan kısım oluyor. Kapak hattı, bina, enerji altyapı, teneke ebatlama, muhtelif kalıp, muhtelif kalıp demiş. Bu şekilde, bu çok ayrıntıya girmiyorum. Video bayağı uzadı zaten arkadaşlar. Ya bunların hepsi olumlu. Neden olumlu? Şirketin yatırım yaptığını ya da hani bu sermaye artırımının güzel yerlerde kullandığını, gelecek için büyüme hedeflerinin olduğu göstergesi, olduğunun göstergesi. Şimdi artık bunu kapatalım. Şu bilançomuza geçelim. Bilanço son işte galiba 16 Şubat'ta açıklanmıştı son dönem verileri. Biz 2019 sonu 2020 sonu yani yılları karşılaştıracağız. Buna dikkat edelim. Dönem varlıklar 77 milyondan 136 milyona çıkmış. Neredeyse %100 artmış arkadaşlar. %90-95 şeklinde ama ben bunu %100 sayacağım. Duran varlıklar 83 milyondan 124 milyona çıkmış. Bu da %50'lik bir artış demek. Duran varlıklarla dönem varlıkların toplamı toplam varlıklar oluyor. 160 milyondan 260 milyona çıkmış. Bu da 100 milyon desek yaklaşık %55-60'lık bir artış demek. Gayet olumlu. Kısa vadeli yükümlülükler de artmış. 10 milyondan 30 milyona çıkmış. Yani %200'lük bir artış demek bu. Uzun vadeli yükümlülükler 10 milyondan 12 milyona çıkmış. Bu da %20'lik bir artış. Yani buradaki artış ama şuna dikkat. Yani toplam varlıklar 100 milyon artmış. Şurada 20 milyonluk bir artış var yükümlülüklerde. Demek ki pozitif. Öz kaynaklar 140 milyondan 220 milyona çıkmış. Bu da %33'lük bir artış demek. Hızlıca bakıyorum arkadaşlar. Bu şirketin hani görünüm güzel. O yüzden faaliyet raporu incelemesi de yapabilirim. Orada daha ayrıntıya gireriz. Bugünkü videoda zaten bayağı uzadı. Esas faaliyet kar zararı 15 milyondan 15 milyon 300 binden 27 milyona çıkmış. Yani 15 milyon desek yaklaşık
Ne kadar? 15 hesap edemedim arkadaşlar. 15, 12,5 milyon. Yani %70-80'lik bir artış demek. Gayet iyi. Dönem kârı zararı da burada net kâr. Geçen sene 15 milyon civarındayken şimdi 25 milyon olmuş. Yine benzer şekilde %65'lik, 70'lik bir artış. Çok iyi arkadaşlar. Bunları söyledik. Şimdi artık hızlıca verilerimize geçelim. Evet, şu. Pardon, hisse senedinin döviz bazlı fiyatı 67 centten, yani şurada bir yanlış olmuş arkadaşlar. Yani ben bunu ters yazmışım. Yani 45 centten 67 cente çıkmış. Yani bu zaten 3 yıllık ortalama. Hani direkt 45 centten çıkmamış da ortalamanın üzerinde gerçekleşmiş. Bu sebeple yatırımcı açısından negatif. Fiyat kazanç oranına baktığımızda bu değer 10 ve altındaysa hisse senedi ucuzdur denir. Sektörle de karşılaştırılır. Sanayinin FK'sı 31,95 iken BANTAŞ'ın 16,14 ile neredeyse yarısı seviyesinde gerçekleşmiş. Bu sebeple pozitif. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda arkadaşlar 1 ve civarında olması pozitif kabul edilir. Sektörle de karşılaştırılır. Sanayinin PDD'si 4,46 iken BANTAŞ'ın 1,86 ile yarısından daha az, haliyle pozitif. Firma değeri bölü faiz vergi amortisman öncesi kâra baktığımızda bu oranında 10 ve altında olması olumlu kabul edilir. Sektörle de karşılaştırılır. Biraz dönemsellik arz eder demiştik şu iki veri için. Yani bulunduğumuz dönem itibariyle bu 13-14'lere kadar makul karşılanabilir. 17,09 BANTAŞ'ın sanayinin 19,83. Hemen altında yer aldığı için bunu nötr olarak aldık. Aynı oranı hesaplarken diğer operasyonel gelir ve giderleri dahil edip hesapladığımızda bu değerin 11,53'e düştüğünü görüyoruz. Bunun sebebi de diğer operasyonel gelirlerin diğer operasyonel giderlerden fazla olması. Sanayinin aynı oranının 17 olduğunu göz önünde bulundurunca 10,53 ile neredeyse %40 altında gerçekleşmiş. Bu sebeple pozitif. Şirketin elinin en kuvvetli olduğu iki alan bu karlılık ve borçluluk arkadaşlar. Karlılık çok yüksek, borçluluk çok düşük. Yani normalde %5 ve üzeri karlılık pozitif kabul edilir, sektörle karşılaştırılır. Nitekim sanayinin karlılığı %6,3 olarak gerçekleşmiş. BANTAŞ'ın %13,21 ile iki katından dahi fazla. Ortalamasının üzerinde, yani üçüncü çeyreğe göre biraz düşmüş. Üçüncü çeyrekte %14 vesaireymiş. Bu karlılığın artması şirketin elini güçlendirecektir. Borçluluğa geldiğimizde %5, pardon, 85 ve 6 borçluluk olumlu kabul edilir. Sektörle de karşılaştırılır. Sanayinin borçluğu %61,83 iken BANTAŞ'ın %15,88 ile 4'te 1 seviyesinde gerçekleşmiş. Gayet pozitif. Şirketin sürdürülebilirlik, finansman gibi ve karlılıkta herhangi bir sıkıntısı yok. Temel verileri gayet iyi. Dediğim gibi arkadaşlar bu şirketin de finansal, pardon, faaliyet raporunu incelemeyi düşünüyorum. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.